olan geleneklerin devamlılığı adına pek çok çalışmalar yürütülüyor. Yerel ve ulusal alanlarda geleneklerin geleceğe aktarımını amaçlayan örf ve adetlerin yaşatılmasını ilke edinen dernek, kulüp ve çeşitli oluşumlardan biri de Ankara'da yıllardır varlık gösteren Ankara Kulübü Derneği. Mustafa Kemal Atatürk'ün yönlendirmesiyle 1932 yılında Ankara Kulübü adıyla faaliyetlerine başlayan bu sivil toplum örgütü, dernekler yasasının çıkmasının ardından 30 Ağustos 1947'de resmen kurularak Ankara Kulübü Derneği adını alıyor. Derneğin başlıca amacı ise Oğuzlardan gelen yiğitlik, özgürlük tutkusu ve vatan sevgisine, milli kültüre ve manevi değerlere bağlılığa dayanan seymenlik geleneğini canlı tutmak, gelecekte de yaşatılmasını sağlamak. Derneğin halkın katılımıyla yürüttüğü ve Ankaralılık bilincinin aşılanması ve korunmasına yönelik çalışmaları bunlarla sınırlı değil elbette. Ankara Kulübü Derneği, pek çok alandaki hizmet, araştırma ve etkinlikler içeren yoğun çalışmalarını şimdilerde Ankara'nın tarihi mekanlarından biri olan Abidinpaşa Köşkü'nde sürdürüyor ve yerel kimliğin, yöresel özelliklerin korunup yaşatılmasında önemli bir yükümlülük üstleniyor. Ankara Kulübü Derneği Onursal Başkanı Doktor Sayın Bülent Kalıpçı. Merhaba, tekrar merhaba. Hoş geldiniz efendim, hoş programımıza. Ve Ankara'dası Türk Halk Müziği sanatçısı. Biz dönem arkadaşı değiliz değil mi Emine? Siz ben bir dönem daha sonrasınız. Ben 81 devresi sanatçısıyım Ali abicim. Ne güzel. Sizden bir dönem seninle sonra. Evet. De öldü diyenler kendisi girsin mezara. Aman Allah korusun Allah diyelim korusun. Biz. Türkülerde kalsın. Şey. Tabii ki bu sözlü bir oyun havası efendim. Ve Bengi de Emine Koç. Gitme pazara, uğradırlar nazara. Alim'i öldü diyenler kendisi girsin mezara. Yandım hop Çerkez, hop Çerkez yanıyor herkes. Alim'i öldü diyenler kendisi girsin mezara. Yandım Çerkez, hop Çerkez yanıyor herkes. Alim de arpa biçiyor, suyunu da nereden içiyor? Dört yanı derya deniz, Alim de nereden geçiyor? Yandım hop Çerkez, hop Çerkez yanıyor herkes. Dört yanı derya deniz, Alim de nereden geçiyor? Yandım hop Çerkez, hop Çerkez yanıyor herkes. Sızıyor, sızıyor, su sızıyor, sızıyor. Taşların arasından, taşların arasından. El bir yol öpeyim, el bir yol öpeyim. Taşların arasından, taşların arasından. Olan mayilem, olan sözüme de gayilem. Olan enişte bana demiş yalan aslanım, yalan olan mayilem, o
ve de gayrem. Oğlan enişte bana işte demiş yalan aslanım yalan. Yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Dernek çatısı altında seymenliğin temel unsuru olan saz çalma, türkü söyleme ve yerel oyunların doğru oynanmasını kapsayan eğitimler veriliyor. Dernek bünyesinde halkın da katılımıyla gerçekleştirilen yöresel kına geceleri, gelin törenleri, tava günleri de derneğin Ankara örf ve adetlerinin sürdürülmesi için düzenlediği önemli etkinlikler arasında. Hakikaten Ankara'da seymenlik kültürü çok derinlere giden Ankaralıların gönlünde yer etmiş bir gelenek. Bizim de burada çok sevdiğimiz bir kulübümüz var, Ankara Kulübü Derneği. Onunla beraber Çankaya Belediyesi olarak burada gördüğünüz tarihi bir mekanda, Abidinpaşa Köşkü'nde onlarla iç içe Ankaralılara ve seymenlerimizle beraber Ankara kültürünü bizden sonraki nesillere de ulaştıracak şekilde ve Ankaralılara, Ankara'dan dışarıdan Ankara'ya gelenlere burayı gösterebilecek, buradaki yaşantıyı onlara iletebilecek çalışmalar içindeyiz. Buradaki özellikle seymenlerimizin yanında bir de bahçemizde hemen hemen her köşede Ankara'daki ilçelerimizin çeşitli özelliklerini de sergilemek istiyoruz. Bunun giyimi, kuşamından tutun, yiyeceklere, günlük yaşantısında kullanılan malzemelere kadar sergileyeceğiz. Evet, seymenlik geleneği gerçekten çok önemli ve yaşatılması gereken bir güzel gelenek. Ankara Kulübü Derneği Seymenleri konuğumuz Rengi programında. Onlara merhaba diyoruz, hoş geldin diyoruz ve doyumsuz bir oyun havasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Ankara Kulübü Derneği Seymenleri yine Ankara'mızın çok ünlü bir oyun havası, sabahi oyun havasını çalıp söyleyecekler ve oynayacaklar efendim. Dilbere arz ettim de aşkın badesi, nazi der efendim içmez üç gündür yâre. Saçı Leyla'yı beni mecnun eyledi, cevreder cefadan geçmez üç gündür yâre. Ömrüme sahım ey. Thank you.
Kerem ile Şahin girme benim kanıma, hizmetkar olayım sen sultanıma. Ah laleler takasın ak gerdanıma, azasız kul diye gezdir efendim ömrüme. Ankara'da yedim taze meyveyi, boşa çiğnemişim anam yalan dünyayı. Keskinden de sildi neyin künyayı, söyleyin anama. Anam ağlasın, anamdan gayrisi yalan ağlasın. Söyleyin anama, anam ağlasın, babamın oğlu var, beni eylesin. Ankara'yla şu kez Çin'in arası, arasına da kara su
suresi. Çok tabiplerde gezdim o olmuş çaresi. Söyleyin anama, anam ağlasın. Anamdan gayrı yok, beni neylesin. Söyleyin anam Allah, çalsın nennimi. Kim alırsa alsın of, tasekili. Evet, geçtiğimiz günlerde Bengi ekibi olarak Ankara'daydık. Bizi ağırladılar ve tabii ki oradan çok muhteşem gösteriler getirdik efendim bizi izleyen dostlarımıza. Örneğin Bozlaklar tabii ki Orta Anadolu'da çok önemli, bizim Türk halk müziğinde çok önemli yeri olan uzun hava çeşitleri. Ankara'da, Kırşehir'de, Orta Anadolu'da yaygın bir çeşit. Bize örneği veren Osman Böcek idi ve çalan da Doktor Metin Özaslan idi. Ve onu daha sonra sevmenlerimiz bir güzel zeybek havasına bağladılar. Ve ben tekrar dönüyorum konuklarımıza. Emine Koç'ta biraz bugünlük bu kadar. Program konuklarımız Ankara Kulübü Derneği Onursal Başkanı Doktor Sayın Bülent Kalıpçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Emine çok teşekkür ediyorum, ben teşekkür sevgili ediyorum. Emine Koç sana da. Nice güzel programlarda, nice güzel günlerde hep birlikte olmayı diliyoruz. Sizleri seviyoruz. Allah'a ısmarladık. Denize dalmayınca ama
aman bir balık almayınca, aman bir balık almayınca. Biz buradan kalkmayız, aman gök kandil olmayınca, aman gök kandil olmayınca. Aman aman Ali'm neredesin, aman kaldır camım neredesin, aman benim gibi dertlisin. Aman aman Ali'm neredesin, aman kaldır camım neredesin, aman benim gibi yalvarayım.
bir özel deftere imzalandı. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 74. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ankara Kulübü Yönetim Kurulu üyeleriyle bir grup seymeni Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Ankara Kulübü Başkanı Bülent Kalıpçı, Cumhurbaşkanı Demirel'e Ankara'ya ve ülkeye yaptığı katkılarından dolayı seymenbaşı unvanı vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Demirel'e törenle seymenlik beratıyla geleneksel seymen giysisi sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk da Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 74. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Kulübü üyeleriyle seymenleri parlamentoda kabul etti. Ankara Kulübü Başkanı Bülent Kalıpçı Ankara'ya yaptığı hizmetlerden dolayı Hüsamettin Cindoruk'a hemşerilik beratı verdi. Atatürk Çarşamba gününe denk geliyor ama biz bugünden programımız bugüne denk geldiği için söyleyelim istedik efendim ve bugünü güzel kutlayalım istedik. Ve
şöyle bir isminizi zikretmeden mikrofonu uzatmak istemiyorum. Ankara Kulübü Derneği Başkanı sevgili Doktor Bülent Kalıpçı Beyefendi'den rica edeceğiz efendim. Seymenlerimiz, seymenlik nedir? Bu gelenekten bize çok kısa da olsa biraz bahsederseniz çok seviniriz. Teşekkür ederim. Bu onur gecesinde Ankara Kulübü seymenleriyle beraber olmak bize de onur veriyor. 87 yıl evvel Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'ya gelişinde Dikmen Kızıl Yokuş'ta karşılayan seymenlerin öz çocukları ve torunları olan Ankara Kulübü seymenleri, seymenlik geleneğini yaşatan, devam ettiren bir kurumdur. Seymenlik çok eski Oğuz Türklerinden gelme bir gelenek olup, evet, bunu Ankara Kulübü seymenleri devam ettiriyorlar. Ankara Kulübü 1932 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle kurulan kamu yararına bir dernek. Ankara'nın gelenek göreneklerine, musikisine sahip olan, ortak bir Ankara kültürü ve Ankaralılık bilinci gelişmesine çalışan bir kamu yararına dernektir. Evet. İşte bugün seymen oyunlarında bu görkemli kıyafetlerinin içerisinde seymen oyunlarında hakiki Ankara folklorunu bulacaksınız. İsimlerinin başına Ankaralılığını getirip de Ankara folklorunu katledenlere inat, bugün Ankara'nın en güzel oyunlarını seymenlerimizden çok teşekkür de ediyoruz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel şeyler söylediniz.